okula geç kalıyoruz. Tamam geliyorum. Bir gün benden erken kalktın ya. 40 sene konuşursun artık. Tamam abla, tamam. Bekliyorum. Rüya canım. Ha aşkım, anahtarı sende mi ya? Küçük, buralarda bir anahtar gördün mü? Görmedim. Öyle mi? Bence aldım. Teşekkür ederim. Neyin var senin, ne oldu yine? Abla, ziyaretime gelirsin değil mi? Oğlum ne oldu sabah sabah sana? Ben katil olacağım. Tamam, eğitimini tamamla, ondan sonra ne olursan ol. Ne dedin sen? Ben katil olacağım abla dedim. Bak böyle konuşmaya devam edersen önce ben katil olacağım. Ne demek Allah korusun, öyle sabah sabah böyle laflar sevmem ben. Bak okula geldik, ben bundan sonra giderim. Ha, sen sana olan böyle güvenimi test etmek istiyorsun. Her ilişkide olan şeyler. Olur, tamam aşkım, tamam aşkım. Saçmalama Rüya, bir ne ilişkisi ne aşkı ya? Of Rüya, yuh artık ya. Neredeyse ilişkinin birinci yıl dönümünü kutlayacağız. Hala ne ilişkisi ne aşkı. Anladım, sen ilişkiyi resmiyete dökmek istiyorsun. O zaman bana şu soruların cevaplarını ver. Bir, ilişkiyi resmiyete dökmek ne demek? İki, evlilik aşkı öldürür mü? Üç, bu bir ilişki midir? Bu üçünü istiyorum. Hareketlerine ve sözlerine dikkat et. Bundan sonra seni uyarmayacağım. Demek beni daha önce uyardın Rüya. Yani yetişkin insanlarız ya normal. Tamam gel. Hadi öpeyim de okula git artık. Hayır Rüya yapma. O zaman ya, okula gelelim seninle beraber. Ay. Tamam. Aa komşu. Komşu. Merhaba komşu. Güzel araba. 100 kilometreye kaç saatte çıkıyor? Okula geç kalıyoruz yürü. Bu arabayla mı geldiniz? Biz sahilden. Romantik. Yavaş yavaş geldik. Siz geç kaldınız Afet hocam. Afet hocam. Hocam. Ben de gidiyorum. Sen de mi gidiyorsun? Sen de git. Aferin sen de git. Sapıyor bırak beni burada. Yapma Rüya değil. Ben Allah aşkına ısrar etme, derse bana gelme. Israr etme, gelmeyeceğim derse ben burada beklerim çıkışa kadar. Sülük gibisin, inanmıyorum sana. Sülük, romatizmal hastalıklarda kullanılan faydalı bir hayvan. Sülük, demek ki o da beni seviyor. O kızın peşini bırakacaksın lan. Kimle konuşuyorsunuz? Senle konuşuyorum. O kıza bir daha dokunursan öldürürüm seni. Hangi kız? Ha Rüya, Rüya diyorsun. Rüya'yı da ben de seviyorum tabii. Fakat Rüya'nın beni sevdiği kadar değil. Senin de sevgini yok mu? Bakarsan sivilce falan olmaz tabii. Ama üzülme, herkes benim kadar şanslı olamaz tabii. Görüşeceğiz. Seninle işin bittiğinde kimseyi sevecek halin kalmayacak. Tamam, ben de seni seviyorum. Öptüm küçük mektepli. Hadi kendine iyi bak. Liselim benim. Sülük, faydalı bir hayvan. O da beni seviyor. Sevgili mini mini birler, çalışkan ikiler. Bahar aylarını sevinçle kucakladığımız bir günde daha beraber. Dur bakalım şimdi yine bir şey isteyecek. Fakat her şeye rağmen bu adamın yaratıcı zekasına hayranım. Bildiğiniz gibi bahar demek hava değişimi demek. Polen ne demek? Alerji demek. Anlaşıldı, rant polen üzerinden geliyor. Bence aşı diyecek, dur bak. Aşı diyemez, devlet yolluyor aşıyı. İyice şuursuz değil ya bu adam. Bu kımıl kımıl, cıvıl cıvıl bahar aylarını siz gençlerin yatakta geçirmemesi için bir sağlık kuruluşuyla, özel bir sağlık kuruluşuyla anlaşmış bulunuyoruz. Çarşamba günü okul çıkışında aşı olacaksınız. Beheri 20 milyon Türk lira. Sus ya. Amir ya, amirim ya. Yüce Rabbim amirim. Polen alerjisine derman olsun diye yaratmış. Başarılı. İyice çıldırmış bu adam. Serbest girişimci, takdir etmek lazım. Olur mu canım, bu devletin sağlık kuruluşu yok mu? Öğrencisini düşünmez mi? Ne demek 20 milyon? Yaptırmak mecburi değildir. Ama parasını ödemek zorundasınız. Yani zorla değil, mecburi. Hadi şimdi dağılın.
Menan, bunları sınıflarına gönder. Ne duruyorsunuz? Duymadınız mı amirim? Yürüyün, hadi bakalım. Çabuk, 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 çabuk. Hızlı, hızlı ya, hızlı ya. Bu ne demek oluyor Amil Bey? Yönetici olarak çocuklarımın sağlığını düşünüyorum demek oluyor Afet Hanım. 20 milyonla. Ne yapalım? Her nimetin bir külfeti oluyor. Siz devletin sağladığı bir yardımı nasıl bir özel şirketle anlaşarak sağlamaya çalışırsınız? Sorabilir miyim? Devlet polen aşısı için destek vermiyor Afet Hanımcığım. Bu bizim serbest girişimimiz. O zaman madem sizin serbest girişiminiz, o zaman döner sermayeye bu işten akacak parayı öğrenciler adına beraber kullanmamız gerekiyor. Döner sermayedeki tasarruf hakkı sadece okulun idari amirine aittir. Üzgünüm. Şimdi müsaadenizle okulumda yapacak bir sürü işim var. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz, uzun uzun görüşeceğiz. Yahu ben zaten o kadar parayı dil altı atlarıma veriyorum. E şimdi bu ay onları almasam, aşı olsam... bu sefer tansiyonla başım dertte. Aşı olmasam, dil altı haplarımı alsam, bu sefer allerji olacağım. Yani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Yani nereden bulacağım ben bu parayı ya? Siz iktidardasınız Hidayet Hoca. Son tahlilde sizin kaynak sorununuz olmaz. Tövbe de tövbe. Ben harama yan gözle bile bakmam Cumhur Hoca. Sen kendinde karıştırma beni. Hadi erkekleri boş verin. Bari kadın öğretmenlere bedava yapsalar şu aşıyı. Şimdi aşı olsak bir türlü, olmasak bir türlü. Hayır, yani doğal yaşama uyum sağlamak bile parayla. Ha, ne fena. Önce günaydın, sonra da kolay gelsin arkadaşlar. Günaydın, günaydın, günaydın Afet Hanım. Günaydın Afet Hanım. Bu polen aşısı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Evet Afet Hanım, görüşlerinizi bekliyoruz. Siz böyle haksızlıklara boyun eğmezsiniz. Sömür düzenine baş kaldıralım son tahlilde. Vakitsiz öten horozu keserler Cumhur Bey. Önce bir şartlar olgunlaşsın, bir araştırmamızı yapalım, ondan sonra yorumumuzu da yaparız. Eyvah, sizin de bir planınız yoksa demek ki biz bu parayı çatır çatır ödeyeceğiz desenize. Gitti bizim dil altı hapları. Dereyi görmeden paçaları sıvamayalım. Daha son gülen belli değil. Şu oda gibi bir evim olsun. Allah'tan daha başka bir şeycik istemem valla. Bana yeter de artar bile. Aa, akvaryum da çok kirlenmiş. Temizlemek lazım. Anam, dışarıyı bilen göremiyorlar. Gel bakalım. Gel. Kaçma. Kaçma, 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 kaçma. Gel, 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 gel. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Ah, anam, gitti balık. Erman, gel buraya. Gel, gel dedim. Erman. Golpenas, sana yardıma geldim. Bana kimseler yardım edemez artık. Ben mahvoldum benden, mahvoldum ben. Allah Allah ya, ne oldu ki Golpenas? Erman öldü. Aman ye. Akvaryumu temizlerken elimden kaçtı. Tutamadım, öldü, ben mahvoldum benden. Ne yapacağım ben şimdi? Abi şimdi Pantelemel'den tut da Leopar Naci'ye kadar bütün hayvan severler başımıza üşüşecek. Korpenaz, ne yaptın sen ya? Asıl Amir Bey ne diyecek, ben onu düşünüyorum. Yok yok, kessin, kovacak beni, kessin o. Doğru ya, esas kaplan o. Allah, ama dur ya. Bu olay benim daha önce başıma geldiydi ya. Senden başına geldiydi. Ne yaptın peki? Şimdi şöyle oluyor, benim de başım... Ne yaptın? Söylesene.
Ha tamam buldum. Bak seyret şimdi ya. Şu şöyle yapıyordum. Şimdi ben giderim balıkçıda balık. Allah bak her şeyi deviriyor. Şimdi balıkçıya giderim diyor ben. Ya bunun yerine bir tane balık alırım. Koyarız bu işte olur biter gider ya. Sahi alır mısın? Olma mıyım tabii alırım ya. Allah Allah ya. Ah sağ ol Mennan. Bu iyiliğini nasıl ödeyeceğim? Yani hiç bilemiyorum. Şimdi Korpenaz ben balık almaya gideceğim ya. Hani diyorum ki sen de benimle birlikte gelsen. Ondan sonra da böyle yemeğine gideriz. Olma mı? He? Olma mı? Olma mı? Olur da. Olur. Şey Bahar Öğretmenim. Efendim Didemciğim nasılsın? İyiyim de ben size bir şey anlatacaktım. Ne oldu bir sorun mu var? Yani şey Ortega ile Barbie. Sedat'la Gamze, Gamze ile Sedat artık konuşmuyorlar. Sen de bu duruma çok üzülüyorsun. Peki senin bir hatan yüzünden mi konuşmuyorlar? Yani aslında Doçland'da böyle şeyler çok normal. Hani biri ayrılır, öteki çıkar. Ama Türkiye'de normal değilmiş. Bak ne güzel, Türkiye'de yaşamayı yavaş yavaş öğreniyorsun işte. Bu çok güzel bir şey. Yani öğreniyorum ama ama keşke onlar için bir şey yapabilsem işte onu bilmiyorum. Düşündü ben bulamadı. Bir ara buluculuk yapmak istiyorsun. Ya. Anladım. Biz de düşünelim. Hatta şey yapabilirsin. Gel bak. Yok. Temizleyince de aynı. Tabii hiçbir kız sana bakmaz oğlum. Şu haline bak. Çalı süpürgesi gibi saçlarım var. Nasıl olacak? Nasıl yapacağız ya? Sizin nasıl olacak abi? Bu senin saç sorunsalını nasıl çözeceğiz abi? Baksana marula bağladın yine. Evet abi ya. Senin bu saçların bizim içimize dert oldu be. Hadi ya. Kötü mü gözüküyor? Ya şunları şöyle atınca kısa gözüküyor biraz galiba. Kötü mü dedin sen? Kötü mü dedin? Oğlum senin bu saçların Erol Büyükburç'ta bile yok be. Hadi ya. O kadar mı kötüyüm ya? Abi o kadar değil ya. Daha da kötü. Kötünün kötüsü. Ama ben yine de sana güzel bir haber verebilirim. Nedir o? Yüzük. Çaktırma ama bizim yan sınıftaki çocuklardan birinin babası çok kalite bir berbermiş. E'si var mı abi? Adam gidiyormuş Londra'ya. Öbür tarafta İtalya'ya gidiyormuş. Ricky Martin'in saçını bile bu kesiyormuş. Altın tarak. Evet. Adam mübarek altın tarak be. He. Çocuğu da var. Bizim çocuk işte anlıyor işte böyle yazın babasının yanında takıla takıla. Hatta okula böyle makasla falan geliyormuş lan alet edevatla. Tabii hadi abi. Ya. Beyler. Ha. Beyler. Söyleseniz ona benim saçlarımı da kessin. Olmaz abi. O iş yaş. Ya keser be kopil. Bence keser abi. Söyleriz. Keser. Olur mu abi? Adamlar klas çalışıyor. Klas. Ya beyler. Siz yaparsınız ya. Şöyle yakışıklı olayım. Ya, yapın ya. Yapar mısın? Hadi. Belki bağlarız lan. Evet evet çocuğa olur bir rica belki. Edelim. Keseriz olmadı bir şeyler yapacağız. Hadi. Bekleyin kızlar. Yakışıklı süzme geliyor. Dedret. Süzüm. Yakışıklı. Artık konuşmayacak mısınız Ortega'yla? Hiç içimden gelmiyor Törp. Çok kırıldım. Aman boş ver gitsin. Erkek işte hata yapar. Aman affet gitsin. Çok affettim onu. Artık affetmeyeceğim. Çıkma.
İyi yakışıklısın. Güzel güzel. Merhaba. Oturun çocuklar. Evet. Bugünkü dersimiz kıyamet. Kıyamet nedir? Nasıl kopacak? Alametleri nelerdir? Halimiz nice olacak? İşte onları anlatacağım. Efendim. Kıyamet. Evet Haşmet Bey. Polen aşılarınızın parasını peşin peşin veriyorum. Tanesine 5 milyon demiştik. 510 kişi 5 milyondan 2 milyar 550 milyon ediyor. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Enjektör kutularını dediğiniz yere taşıyoruz. Çarşamba günü de ekibimiz de gelir aşıları yaparız. Aman efendim. Asıl biz teşekkür ederiz. Bu mini mini birlere, çalışkan ikilere, benim can parçacıklarıma bu kadar ucuza sağlık hizmeti verdiğiniz için asıl biz teşekkür ederiz. Çarşamba günü görüşmek üzere. Tabii. Çok teşekkürler. Buyurun. Buyurun. Selametle. Güle güle, güle güle, güle güle, güle güle, güle güle, güle güle. Güzel. Şu hesabı yapalım bakalım. 5 milyona aldığım aşıyı 20 milyona satacağım. Böylece 15 milyon aşı başına para kazanacağım. Ayılık var senin hamurunda. Sarılmandan belli. Kıcan mı belimi? Çeksene elini. Ben ona resmen aşığım. Ben ona resmen aşığım. O da aşık. O da aşık. Menden! Korpilak nerede? Kantin hiç gelmedi de bugün. Kız beni seviyor oğlum. Aşık. Peşimden de ayrıldığı yok zaten ama ben senin gibi pek üstüne düşmüyor böyle ya. Ne dülse Ayşe üzgün de bana aşık. Yani kısacası son zamanlarda kadınlar tarafından en çok tercih edilen erkekler kategorisine giriyorum ya. Menden efendi, birincisi Korpera sana aşık değil. Bir, iki, ben öyle Korpera'nın üstüne eğilmiyorum, düşmüyorum. Üç, bağrını itler, ciğerini bitler yesin inşallah Menna. Vallahi bağrımı itler mi, ciğerimi bitler mi yer, ne olur ne biter bilmiyorum ama Orpenaz'la bugün yemeğe gideceğiz ya. Olmaz öyle şey, izin vermiyorum. Yani Korpenaz'ın izin günü bugün değil de ondan diyorum. Ya kardeşim kıskanmaksana ya, Allah Allah. Bak giderim söylerim şimdi Korpenaz'a. Öbür bir izin vermiyor, gelemiyormuşsun de. Senden hiğreti duyar. Vallahi tiksinç olur sana karşı ya. Bak gidiyorum, gaddar bülbül sana izin vermiyor diye söyleyeceğim ya, ha. Ya sus tamam ya. Hadi git. Ne yapıyorsan izin. Boğazımızda kalır inşallah. Yani senin boğazında kalır inşallah. Ben ona görün resmen aşığım. Ben ona resmen aşığım. O da bana aşık. Yuvarlarsak 8 milyar. Bu senenin en güzel işi olacak şerefsizim. Ben bu parayla Sevda Hanım'a 3 doğum yaptırtırım şerefsizim. 8 milyar. 8 milyar. Dile kolay. 8 milyar mı dediniz Amir Bey? Şey ben mi? Evet. 8 milyar dedim Sevda Hanımcığım. Okulun borcu 8 milyara aştı şerefsizim. Ben mahvolmuş bir insanım. Vallahi ben onu bunu bilmem. Ben çocuğumu özel hastanede doğuracağım. Artı parayı nereden bulacağınız benim hiç umurumda değil. Haklısınız Sevda Hanımcığım. Doğacak çocuğumuz için ne yapıp yapıp o parayı denkleştireceğim. Bu benim boynumun borcu. Borcunuza sadık kalmazsanız annemle karşı karşıya kalırsınız. Yani ona göre Amir Bey. Sekiz milyar, 8 milyar. Şansal, Erman, 8 milyar geliyor. 8 milyar şerefsizim. Şansal, Erman, siz neden öyle tek vücut gibi geziyorsunuz? Neyse, hep böyle birlik içinde olun. İdari amir balıkları böyle olur.
Sizi tebrik ediyorum şerefsizim. Ve işte o gün gelecek, İsrafil aleyhisselam borusunu öttürecek ve kıyamet kopacak. Evet çocuklar, bu ders burada bitti. Şimdi bir dahaki derse, şeytan taşlarken etrafındakileri yaralamadan nasıl şeytan taşlanır onu göstereceğim size. Hadi iyi günler. Çocuk, abi ben çocuğu ayarlamaya gidiyorum. Sen otur abi burada, otur bekle. Aynaya bak, tamam. Rüya, biraz konuşalım dışarıda. Bekle, bekle burada. Ayrılma beni abi, tamam mı? Şşş, Ortega. Oğlum süzmenin saçını keseceğiz lan, manyak şamata bak. İyi, keseriz abi. Keselim, birlikte keseceğiz abi. Tamam, ben de keserim. Tamam. Beni bunun için mi konuşmaya çağırdın Kerem? Ruhi'yi sormak için mi? Evet. Ruhi konusu seni hiç ilgilendirmez. Ne demek Ruhi konusu seni hiç ilgilendirmez? Unuttun mu? Sen söylemiştin. Aramızdaki her şey bitti. Rüya, o başka bu başka. Ben onu sinirle şey ettim. Nesi başka Kerem? Madem aramızda bir şey yok, senin de bana karışmaya hakkın yok. Çekil. Rüya, bana hiçbir şey açıklamadan çekilmem. Adama ne derler sonra? Kız arkadaşı başkanıyla loy 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 geziyor. Oh ne güzel be. Eski kız arkadaşım Kerem. Senin isteğinle biz ayrıldık. İstediğimle gezerim artık. Buna ne senin ne de çevrendekilerin karışmaya hakkı yok. O yüzden çekil önümden. Bitti abi kız. Evet arkadaşlar, büyük an geldi. Bu arada süzme kardeşimize sürprizimizi hazırlayalım değil mi? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Çok ballısın. Çocuğun babası gelmiş be. Babası mı? Ya, otur otur hadi. Net 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 net. İspanya'dan geldim de hala etkisinden kurtulamadım. David Beckham'ın imaj makerlerini yaptıydım ben. Nerede kesilecek arkadaşınız? Ben, burada. Bu arkadaş ben. Çok güzel. Yakışıklı bir şeye benziyorsun yahu. Çok güzel, çok güzel. Makas. Yok, tarağı ver ilk önce. Tarağı. Çok güzel. Bakalım analiz ederim saçım. Çok güzel. İnce telli ama ahenkle dans ediyor. Çok güzel, çok güzel. Tıraş olmak ister misin? İstiyorum. Çabuk olalım o zaman. Daha sırada 15 tane erkek bekliyor yakışıklı olmak için. Biz bekliyoruz. Biz bekliyoruz değil mi? Şu erkeksi hatları biraz daha ön plana çıkarmanın vakti gelmedi mi? Geldi. Hazır mısın? Hazırım. Kendi kendine ve yüksek sesle söyle. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Çok güzel o zaman, çok güzel. Saçımızı şöyle, oh. Fırça. Fırçayı böyle koyalım. Makas. Büyük olan. Çok güzel. Al bakalım. Buyurun. Hazır mısın? Hazırım. Kesiyoruz o zaman. Buyurun. Yakışıklı olacağım. Yakışıklı olacağım. Haydi bakalım. Paris'teyken bu modeli çok çalışmıştım. Evet. İlk kuaförlük zamanlarımdan beri çok güzel keserim. Neydi senin isim? Neydi benimki? Şenay. İsmine göre güzel bir saçın olacak birazdan. Nasıl bir bakalım şöyle. Gidişat çok güzel. Saçlara bak, saçlara. Düştüğü bile ben kestim. Hangi şampuan? Sert erkeğim benim. Sert erkeğim benim. Biraz daha abi buradan. Nereden abi? Şurada kaldı biraz. Köşelerden alalım. Evet. Al bakalım. Asıl işleme geçelim. O ne ya? Buyurun. Ya çok yakışıklı. Oğlum çok güzel oldu lan. Çok güzel. Vallahi İtalyan gibi oldun ha. Şuradan alalım. Hoppa. Çok güzel. Şaheserimizin son rötuşlarına da geçiyoruz. Alkışlar lütfen. Evet. Saatler olsun. Manyak oldu ha. Çok güzel. Temizle çocuğu. Çok güzel. Kızlar. Gözlük. Aynı gözlük. Gözlük. Bravo. Al. Al bakalım.
Nasıl ya? Ne yaptınız siz abi? Saçlarım elma şekerine dönmüşüm. Ne yaptınız siz? Lan çok mu ileri gittik ya? Yok abi ya, niye ileri gideceksin ki? Önceden hiçbir şeye benzemiyordu. Şimdi hiç olmazsa komik oldu. Haydi bakalım. Güzel erkekler, yakışıklı kızlar. Geçin sıraya. Hepinizi tıraş edeceğim. Haydi. Haydi buraya. Bahar'cığım. Benim bu dersim boş. Ben şimdi sağlık müdürlüğüne gidip şu aşı meselesini konuşacağım. Aa, peki afiyet olsun. Umarım devletin böyle bir aşı hizmeti vardır değil mi? Yoksa oturup Amil Bey'in paraları toplamasını mı izleyeceğiz? Benim adım Afet Piç verirse sahnenin kenarında kalmaya hiç niyetimiz yok. Sahneye atlayacağız. Daha nasıl atlayacağız onu bilemiyorum. Sen bana şans dile. İyi şanslar abi dedim. Metin'cim bugün izin günün ya, ben çok sevindim. Şimdi sana anket yapacağım ben. Ne anketi buyur Peri? Ben işe girdim Metin. Bundan sonra part time anketörlük yapacağım. Allah Allah, benim bundan neden haberim yok? Çünkü ben bağımsız bir kadınım Metin. Yani madem anne olmama yardım etmiyorsun, bundan kelli ben de bağımsız olurum. Soru bir, kaç yıldır evlisiniz? Saçmalama Allah aşkına Ürperi, nereden çıktı bu iş şimdi? Ay Metin'cim gittim, iş görüşmemi yaptım. Bana bayıldılar, bu anketleri verdiler. 3 gün içinde tamamlamam lazım, hadi vakit daralıyor. Ürperi, senin bu evde ne eksiğin var? Böyle bir şeye ihtiyacın yok ki. Soru 2. Haftada kaç kere beraber oluyorsunuz? Buna senin adına cevap veriyorum. 0. Tövbe tövbe. Saçmalama Allah aşkına Ürperi. Ben ne yapayım canım? Aile planlamanın şeysi bu. Nasıl yani? Sen bunu elin adamlarına da mı soracaksın? Evet, kadınlarına da. Cesedimi çiğnemeden olmaz. Bak, son sözüm bu. Aman Metin, bağımsız kadına tahammülün yok değil mi? Soru 3. Kaç çocuğunuz var? Kendi adıma cevap veriyorum. 0. Ben çalışacağım Metin. Bağımsız kadına engel olamazsın. Olma. Efendi, Rıdvan Kanat Lisesi öğretmenlerinden Afet Güçverir size bir konuda danışacakmış. Buyurun lütfen. Buyurun hocam, oturun. Hoca camide. Pardon. Yani onların görevi de mesleği de kutsal ama ben öğretmen hanımı tercih ederim. Buyurun lütfen, sizi dinliyorum. Efendim şimdi şöyle bir şey var. Ben bu sağlık örgütünün nasıl çalıştığı konusunda bilgi sahibi değilim ama acaba okullara bu polen aşısıyla ilgili ekipler gönderecek misiniz? Maalesef bu sene bununla ilgili bir kampanyamız yok. Şimdi çocuk felci ve diş sağlığıyla ilgili kampanyalarla uğraşıyoruz. Malumunuz bunlar daha öncelikli konular. Evet de yani bu aşı konusunda hiçbir şansımız yok mu? Üzgünüm hocam. Pardon öğretmen hanım, affedersiniz. Bizim planlarımız yıllık olarak yapılır ve buna göre bir bütçe çıkar. Bu sene de bununla ilgili bir bütçemiz yok. Anlıyorum. Ama size söz, önümüzdeki sene bu konuyla ilgili bir öneriyi komisyona sunacağım. Çok teşekkür ediyorum. Ben meşgul etmeyeyim efendim. Affedersiniz, bu polen aşısı talebi nereden aklınıza geldi Afet Hanım? Şimdi şöyle bir şey var, bazı özel girişimciler okulda aşı yapmak istiyorlar. Ben de istiyorum ki bunu devlet yapsın ki öğrencilerin cebinden para çıkmasın. Anlıyorum. Peki aşının adını biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Piyasada bugünlerde Polemix adında bir polen aşısı var. Ama oldukça güçlü yan etkileri tespit edildiği için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de satışı yasaklandı. Şu aralar toplatılma aşamasında. Lütfen aşınızın Polemix olmadığına dikkat edin. Tabii efendim, dikkat ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. İyi günler. Sağ olun. Buyurun. Ben ona resmen aşığım. Ben ona resmen aşığım. O da bana resmen. Ben bugün Afet öğretmenim. Bu bizim aşılar nerede duruyor? Hayırdır, ne olacaktı Afet öğretmenim? Soruma soruyla cevap verme, nerede? Zemin katta, depoda. Aferin, sen içine devam. Ben ona resmen aşığım. Ben ona...
Hiç şaşırmadım Amil Bey. Canza? Erman? Siz hala buz balesi çifti gibi aynı hareketleri yapıyorsunuz. Allah Allah, bu işte bir tuhaflık var. Ne oldu anlayamadım. İyi misiniz siz yavrularım? Hafet Hanım, sizin geldiğiniz yerde amirin odasına girerken izin almak yok mudur? Geldiğim yerde çocukların sağlığını hiçe sayarak rant için aşı yaptıran amirler olmadığından gereken saygıyı gösterirdim efendim. Rant için mi? Hafet Hanım, idari amirinizde hukuka ve yasalara saygılı bir öğretmen gibi konuşsanız iyi olur. Zorlanıyorum ama yapıyorum gördüğünüz gibi. Hafet Hanım, biz herhangi bir şey için rant peşinde filan değiliz. Ne yapıyorsak mini mini birler, çalışkan ikiler için yapıyoruz. O halde zararlı olduğu için piyasadan toplatılan bu aşıyı çocuklara yaptırmazsınız umarım. Toplatılan mı? Hafet Hanım, bu aşının toplatıldığı filan yok. Sizi fena halde kandırmışlar. Bizim de sağlam kaynaklarımız olmasa böyle bir şeye kalkışmazdık. Hem siz ders saatinde okuldan ayrılıp araştırma mı yaptınız? Boş ders saatinde. Fark etmez efendim, ne olursa olsun. Bir öğretmenin yeri okulunun yanıdır. Siz kendi eğitiminizle uğraşın. İdare bizim işimiz. Güle güle. Görüşeceğiz. Bu konuyu görüşeceğiz. Ya bu ilaç sahiden toplatılıyor olmasın? Yok canım, atıyor. Niyeti benim döner sermayeme mani olmak. Çatlak kiremit. Keçi. Kızım ne diyorum sana? Sezon sonu indirimi 500 milyonluk montlar 70-80 milyona satılıyor. Ay koptum vallahi, deli gibi ucuz. Aman ne kadar ucuz. Ay dalga mı geçiyorsun Barbie? Merhaba. Ne vardı? Şey, ben sizden bir şey rica edecekti. Rica mı? Ay dur ben tahmin edeyim. Barbie'cim, acaba senin yeni erkek arkadaşın adını öğrenebilir miyim? Hayır, asılacağım da. Ya öyle yapacağım ben. Yani ben biliyorum, siz bana kızgınsınız. Ama keşke böyle Deutschland'a gelseydiniz ya da orada yaşayabilseydiniz, o zaman beni anlardınız. Niye? Sizin Deutschland'da böyle herkes birbirine kazık mı atar? Nein, anlatamadı ben. Yani ben anladım ki siz burada öylesine çıkmıyor. Ama Deutschland öyle değil ki. Zaten ben başka bir şey söyleyecekti. Söyleyeceğini söyleyip gitsen de bizim de telefonumuz ziyan olmasa. Şey, Barbie, okul çıkışında bizim kafede ikimiz konuşsak diyorum. Baş başa. Önemli. Senin söyleyeceğin herhangi bir şey dinlemek istemiyorum Didem. Ben sana güvendim, sen benim arkamdan iş çevirdin. Erkek arkadaşımı aldın ya, daha ne istiyorsun? Barbie, bitti. Yani bak çok önemli. İkimizin oturup konuşması lazım. Baş başa. Barbie bitti. Tamam, tamam. Ama bundan sonra karşıma çıkmayacaksın. Tamam, karşına da çıkmayacağım. Yani çok danke. Sana da danke. Ay Barbie, niye evet dedin şu salağa? Ay inanmıyorum sana ya. Derdi neymiş bir anlayalım bakalım Törpü. Hem ben de işimi dökerim, rahatlarım. Ay salak şey. Çiğan ne olacak? Ver, rahmeli güzel. İlgisi de var. Arkadaşlar, bugün küçük bir işimiz var. Nedir abi? Hemen yapalım. Ruhi'ye dersini vereceğiz. Verelim abi, gidelim. Oo süper. De, Ruhi kim abi? Ruhi abi, Ruhi Ürperi'nin kardeşi. Ürperi'nin kardeşi. Sizin Ürperi. Abi yok. Ben hiç bulaşmam, o aileye hiç bulaşamam, kusura bakma. Ben bir kere o Ürperi'den şemsiye darbelerini yedim, dersimi aldım. Ben gelmiyorum abi, sana güle güle. Ya Arif'im saçmalama, adam ödeyin teki. Höst desen, al abi sana zörtten. Hemen planı yaptım, beraber harekete geçeceğiz. Ha, o zaman tamam abi, imece usulü. Çok güzel. Ama ufak bir sorun var, ben adamı dövemem çünkü adam beni tanıyor. Oho! Sen her seferinde böyle yan çizeceksen ben gelemem abi, hiç kusura bakma. Ne lan bu, hep sıyırıyorsun kendini. Ne demek? Oho! Abi, Kobil'im sen kavganın içinden gelmiş bir adamsın. Kapı komşusunu dövmek ayıp değil mi abi? Abi ayıp. Ayıp mı? Ayıp. Ayıp abi, be. Gel abi, gel. Planın detaylarını anlatıyorum.
Bu Ruhi denen adam sürekli abuk subuk yerlerde dolaşıyor. Bu abuk subuk yerlerden birinde yakalıyoruz bunu. Siz ıssıza götürüyorsunuz, ıssız da çökertiyoruz. Plan nasıl? Güzel. Ya. Sote de. Tabii abi. Sote büyürün yakın. Törpülüm abi gördüm. Törpülüm abi gördüm. Onlar zaten bizim sınıftalar Beyleman Bey. Nerede Yüzüklerin Efendisi'ni görmüş gibi. Ne acayip kız bu ya. Ya neredeydiniz siz? Biz bütün teneffüs boyunca sizi aradık, her yerde bulamadık. Hava aldık. Tabii araya da zehirli gazlar karıştı. Didem bugün okul çıkışı Barbie ile görüşmek istiyor. Gamze sakın kabul etmeseydin. Ettim bile. Destek lazım Beyleman. Hemen kiremitlerimi alıp geleyim ben. Ezelim şu çıyanın başını ya. Yok sağ ol Beton. Bakalım bir derdi neymiş anlatsın. Ondan sonra eğer gerekirse konuşuruz. Şşş! Şuna bakın şuna. Kopilink değil mi bu? Galiba artık değil. Şenlik başlıyor desenize. Kızlar eğlence var eğlence. Süzme ve Kıbrıslı Rahmeli. Hadi ya bak. Hadi sınıf hadi. Hadi yürü. Ne istiyorsunuz lan? Bana bir kaşarlı tost bir de ayran hemen. Bülbül abi bana bir çay bir de gofret abi. Ya hızlı hızlı söylemeyin, anlamıyorum ya. Korpenaz şuna iki bardak gofret bir. Senin ayranın kaşarlı mı olacaktı? Ya Bülbül abi benim ayranım kaşarlı olacaktı. Ay senin kafan iyice karıştı bugün be Bülbül. He ya. Acılıktan herhalde biliyor musun? Beni abi istersen bir şeyler yiyek de. Kendimize gerek. Yok ben bugün dışarıda yiyeceğim. Öyle mi? Dışarıda mı yiyeceğim? Nerede yiyecek? Vallahi nerede hiç bilemiyorum ama sanıyorsam çok güzel bir yerde. Çok güzel bir yerde değil mi? İyi, afiyet olsun. Sağ ol. Bülbül abi, bana bir sucuklu tost bir de kola. Olur, tostumuz karışık olacak. Kolanız neyli olacak? Uzun yıllar imparatorluk topraklarında monarşiyle idare edilen bir halk için cumhuriyete adapte olmak mutlaka zorlukla oldu tabii, sizin de tahmin edeceğiniz gibi. Bu arada inkılaplara karşı, gelişmeye karşı o... Ali! Efendim öğretmenim? Ne dedim ben en son? Şey demedim. Gel tahtaya. Ama öğretmenim. Aması yok, gel tahtaya. Sözlü mü yapacaksınız? Sözlü yapmayacağım, gel tahtaya. Ben tek başıma sınıfı eğlendiremiyorum. Biraz sınıfı eğlendirmeni rica ediyorum. Yani öyle saç keserek siz eğlendiniz ya. Şimdi sen eğlendireceksin saçı kesileni. Tamam mı? Tek ayak. Tek ayak? Tek ayak. Zıpla. Ne? Ne? Ne ayıp? Zıpla. Hadi sek sek yap bakayım. Zıpla yap bakayım. Evet, bu arada gelişme sürecinde, yani inkılaplar sırasında... bazı çatlak sesler çıktı. Fakat önemli olan çatlak sesleri susturmak değil, orkestra içinde ahenkli bir şekilde yer almasını sağlamaktır. Fikirlerin ilerleyebilmesi için mutlaka eleştirilmeye ihtiyacı vardır, bunu sakın unutmayın. Bu arada yarın sınav var, asıl onu unutmayın. Ben size bir hafta oldu söyledim sınav var diye. Niye ders çalışmadınız efendi gibi oturup da? Ha? Ağustos böcekleri, türküler, şarkılar, öyle saç kesmeler, berberlikler, değil mi? Siz bunları yapacaksınız, ben sınavı erteleyeceğim. Var mı başka arzunuz? Var mı arzunuz? Zıpla! Hocanın sınavını ben tamamen unutmuşum. Ne yapacağız şimdi? Bana mı soruyorsun Beyleman? Yani oradan çalışmışa mı benziyorum? Ya öyle görünüyorsam söyle, imajımı değiştireyim. Afet öğretmen bizi çiğ çiğ yiyecek. Bugün çıkışta çalışalım. Dönemin başından beri anlattıklarını biz bir günde mi hatmedeceğiz? Doğru söylüyorsun Beyleman. En iyisi hiç çalışmamak. Sen daha hazırlanmamışsın. Tamam. Ben seni çıkışta bekliyorum, tamam mı? Kapının tamam. Önündeyim. Tamam, hazırlanıyorum. Hemen geliyorum.
Beyler, taarruza hazırız değil mi? Ya Kerem bak baştan söylüyorum abi, ben çok tedirginim ha. Ya Arif'im, tedirgin olacak bir şey yok ya. Adam Sürebir'in teki. Sen bu cüsseyle ezer geçersin onu. Ya. Beyler. He. Kusura bakmayın, ben gelemiyorum. Çünkü yani çözmem gereken bir sorun var en karmaşığında. Ha tabii tabii. Sen kaç kurtar kendini sevgi kelebeği. Biz burada yorulalım, mücadelemizi verelim. Sen aşk çocuğu. Ya yapma Kopil, yapmayın arkadaşlar ya, biliyorsunuz işte. Ya neyi biliyoruz ya? E tabii sen hiç Rüperi'yle karşı karşıya gelmedin. Ulan dua edelim de bari kardeşi kendine benzemesin. Ya Ortega neyse de Arif Kopil, az laf çok iş abi ya. Hadi kardeşlerim görüşürüz, kolay gelsin hadi. Hadi abi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi marş marş abi. Ortega görüşürüz. Hakkını helal et abi. Arif gelsene abi. Abi gel buraya, sen niye ürktün böyle ya? Şşş gel abi. Kopil bir şey söyle abi şuna. Kopil. Ürktü bu. Ürper. Ya abi kardeşi falan. Ya bir şey olmaz çocuklar, niye böyle soldunuz siz? Ya şu aşı işini ne yapacağız? Yani Amin Bey bu polemikste çok ısrarlı. Ben de aşının yapılmamasında ısrarlıyım. De şimdi bizim sözümüzü dinlemez ki, bu aşılara dünya kadar para vermiştir Amin Bey. Dur bakalım gün doğmadan neler olur. Ah bir şey söyleyeceğim sana Bahar'cığım, ne olur bana yarın hatırlat. Sınav sorularını dolabıma koydum. Fotokopi çektirmem lazım, hatırlatır mısın? Tabii tabii, sınav kime? Bu şeye 11B. Aa. Umarım bu sefer çalışmışlardır, tepemin tasını attırmazlar. Geldim 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 geldim. Neredesin bu oğlum? Ha işte geldim, buradayım. Ben bu işte ustayım. Yırttık oğlum, yırttık yırttık. Oley be, budur. Da, yani biz şimdi niye sevindik ben onu anlamadım. Afet öğretmen soru kağıtlarının dolabında bırakmış. Öğretmenler odasına girdik mi? Yırttık oğlum, kağıtlar elimizde. Oley be, budur. Peki, dolabı açabilecek miyiz? Kız olmam ilk defa işe yarayacak be eleman. Gel bir plan yapalım, gel gel. Hoş. Gelir benim adım, hiç çıkamam evimden. Dostlar uydururum hayal. Öveceğimiz adam bu mu? Pek normal bir tipe benzemiyor abi ya. Hem ben dün gece sağ kolumun üstüne yatmışım. Çok kötü ağrıyor abi, bertildi galiba. Ya Kopil, sen niye tedirgin oluyorsun abi? Ben bu adamı kavgadan sonra tatlı niyetine yerim be. Vallahi beni tanı, rüyanın babasına söyler diye bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar benim için de pataklayın, tamam mı? Göreyim sizi. Arkadaşlar operasyon hazırsanız görev başlasın. Göreyim sizi koçlarım. Başlasın abi. Ver abi. Ver tutayım. Onu da ver abi. Hadi güveniyorum size. Hiç çıkamam evimden. Ruhidir benim adım. Hiç çıkamam evimden. Çocuklar biraz biz çevirelim mi? Yavaş ama yavaş. Bu yüzden. Kopil. Abi görüyor musun? Arkada şeyi patlamak ne kadar da yakışıyor. Vallahi abi, bugün makyajını yapmadan dışarı çıkmış. Onu derinden iki veriyorum. Yok canım, siz bana sataşmıyorsunuz herhalde değil mi? Aa, Kapil, görüyor musun abi? Arkadaş nihayet anladı. Baba, sen haklı çıktın vallahi. Ben aptal zannediyordum ama anladı arkadaş. Siz hakikaten bana... Satışıyorsunuz ya. Ah canım çok tebrik ediyorum. Bütün testleri geçtiniz. Pazartesi gel işe başla. Kızlar siz toz olun. Bizim abilerle erkek erkeğe bir işimiz var. Ben onlara yollarım, siz de alın. Abi yeter, ben çok sıkıldım hadi. Bari abi önce sen de al. Benim biliyorsun sol kol sağ kol çok kötü. Abi herifte mamçıklı var, bir çelaj yerim şekli. Arif sana abi. Abi ne var?
işin var burada? Didem'i bekliyorum. Asıl senin ne işin var? Ben de Didem'i bekliyorum ev randevusunda. Aa. Bana kafede buluşalım, seninle çok önemli bir şey konuşacağım dedi. Bana da aynısını söyledi. İkinizin konuşacakları var diye düşündü ben. Konuşma ne olur barışın, siz birbirinize aitsiniz. Öptüm ikinizi de ben, Didem. Bu kadarı fazla artık. Bu iş çocuk oyuncağına döndü. Ben de çok memnunum zaten. Git. Seninle konuşmaya çok meraklıyım değil mi? Sen kendinde misin Sedat? Hem suçlusun hem güçlü. Öyle mi? Suçum neymiş Barbie Hanım? Beni aldattın. Ben seni aldatmadım. Eğer bir şey yaptıysam da beni sen ittin. Ne demek beni sen ittin? Sen kendinde misin? Kendimdeyim ve gayet iyiyim. Eğer o her biri birbirinden tiki arkadaşların olmasaydı... ...yok kapuçinolar, cipleriniz, markalı kıyafetleriniz olmasaydı... ...kendimi biraz daha değerli hissedebilirdim. Ne yani? Babamın zengin olması benim suçum mu? Aman ne güzel. Babanın parasıyla kendinden geçmen senin suçun. Saçına bak. Bizim okulda hangi kız saçına röfle yaptırır? Kaç kız düzenli olarak manikür pedikür yaptırır ha? Senin ucuz diye aldığın o kazak da var ya. Biz bir hafta yemek yeriz be güzelim. Uyan artık, uyan. O kadar yüksektesin ki yanında hepimiz cüce gibi kalıyoruz. Eğer Didem'e de yaklaştıysam... ...bu senin ukala tavırların yüzünden. Demek böyle Sedat Bey. Ben de uyuşabiliriz sanmıştım. Ama sen komplekslerine öyle boğulmuşsun ki... ...yukarıya doğru bir adım atmana imkan yok. Her şey için teşekkür ederim. Hakaretlerine dahil. Hoşçakal. İyi günler Ülfere Hanım. Biraz vaktiniz var mıydı acaba? Birkaç sorum olacaktı. Ayıptır söylemesi anket işine başladım da... ...her bilinçli kadın gibi. Çok sevindim, tebrik ederim. Niçin tebrik ediyorsunuz efendim? Ya ben gerizekalı mıyım ki bir anket işine girmem tebrik mevzu oluyor? Ay yok, öyle demek istemedim ben. Yani siz hangi işe girseniz ben sizi tebrik ederdim. Neyse efendim, şimdi mesai saatindeyim, aylaklık edemem. İlk soru, eşinizle ne zaman evlendiniz? Soru mu bu? Biliyorum, siz şimdi evli değilsiniz. Ama bu zaten boşanmış çiftler anketi. Siz de bir ara evlenmişsinizdir herhalde. Ben hiç evlenmedim Ülker Hanım. Aa! Ay her seferinde buna aynı şekilde şaşıyorsunuz Ülker Hanım. Ama nasıl şaşırmayayım ki efendim? Ya siz hiç mi evlenmediniz? Ne bileyim, sizi eş olarak isteyen kimse olmadı mı? Hayır, ben istemedim efendim. Ay bu ülkede anket yapmak ne kadar zor. Herkes suratına kapıyı çarpıyor böyle. Şu hale bak abi. Şu hale bak. Tamam abi. Bitti Pikachu. Kusura bakma. Bundan sonra senin ipinle kuyuya falan inmiyorum. Tamam. Baba adam neyce çıktı diyoruz ya. Hareketler, şekiller, haho. Harbiden ya. Allah'tan samuray kılıcı yok oğlum. Bedava ölecektik senin yüzünden bir de. Oho abi, amma abarttınız ya. Altları bir iki mumça kadar besi. İki mumça kadar besi mi? Sen onları ye de ben göreyim seni bakayım o sandalyeye oturabiliyor musun? Ben senin niyetini anladım abi. Senin niyetini anladım. Ürperi'nin bütün akrabalarına sopa çektireceğim bize. Ondan sonra sen rahat biz rahat. Evet abi. Sırada babaannesin var. Kim var? Hadi abi hadi kalkalım hadi lütfen. Hadi. Ben kalkmıyorum abi. Etüdüme gideceğim ben. Gir. Oğlum bu halde nasıl gireceksin etüde? Bilmiyorum. Sen düşün artık gerisini. Hadi iyi dersler. Hadi. Hadi görüşürüz. Sessiz olmamız lazım. Tamam. Aynen böyle. Aferin yani. Ay, affedersin beton. Sanırım böyle bir bahar gribine yakalanmışım. Ondan. Çok yaşa, çok yaşa ama böyle gürültü yapmaya devam edersen bu okulda çok yaşayamayacağız. Neymiş? Niye susuyormuşum? Hem okul boş değil mi bir kere? Filmlerde hep böyle olur. İşte Afet Hoca'nın dolabı. Peki biz onu açabilecek miyiz?
Gel bakalım maymuncuğum. Gördün mü? Oley bey, budur. Filmlerde hep ikinci adam salak olur. Doğruymuş yani. Ay aşk olsun Beton. Ben öyle sevinçten şey ettim. Ay ne kötüsün. Eleman. Sustum. Kötüyüm işte bak. Kalkalım, hazır mı? Hazır patron. Başlayın. Erkek mi, erkek mi? Tam olarak anlayamadım. Anlamadım ne demek doktor hanım? Şu bebeğin şeyi değil mi? Hani o erkeklerde olan. Zannetmiyorum. O göbek bağı. Göbek bağı olur mu doktor hanımcığım? Bal gibi erkek işte. Benim oğlum büyük adam olacak. Hortumcu olacak şerefsizim. Ay neden bebeği zorla erkek yapmaya çalışıyorsunuz? Bir türlü anlayamıyorum. Sevdamcığım ben bir şeyi zorla yapmaya çalışmıyorum. Görünen o. Hiç de öyle görünmüyor. Benim karnımdaki bebek kızdır. Benden iyi bileceksiniz. Ama erkek... kısmetse ikincisi kız olur artık. Ama bu erkek olacak. Hayır efendim, kız. Ama erkek? Kız diyorum. Bir dakika, bir dakika. Bebeğinizin cinsiyeti belli oldu. Bebeğiniz kız olacak. Yaşasın, biliyordum. Ay çok mutluyum. Hemen anneme haber vermeliyim. Oradan da kızımız için alışverişe çıkarız. Siz de zahmet olmazsa kredi kartınızı uzatıverin. Hadi ama. Şu aşı konusunu çok iyi düşündüm şerefsiz. Yoksa fena batmıştık. Hadi yine iyisin Gorpelas. Seni yıma saraya getirdim. Simiş sarayına. Ay getire getire buraya mı getirdin Melinan? Ben de Leyla'da falan yemek yiyeceğiz sandıydım. Aman be Gorpelas, yapma Gorpelas. Gözünü yanayım, yapma ya Gorpelas. Burada dışarıda bildiğin simitlerden daha farklı simitler var ya. Burada kaşarlı simit var, sucuklu simit var, efendim zeytinli simit var, reçelli simit var, helmut simit var. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Aman ne? Senin burada ne işin var kardeşim ya? Yoksa bizi mi takip ediyordun? Olur mu canım öyle şey? Canım simit yemek istedi biliyor musun? Varayım dedim şuradan simidimi yiyeyim dedim kendi kendime. Hayret bir şeysin kardeşim ya. Hayret bir şeysin ya. Benden bak hele şimdi bana güzel en gevreğinden karışık simitler ısmarla. Yanına da çok kadeli demli bir çay. Gorpelas Hanım siz siparişinizi bildiniz miydi? Kola içeyim bari. Gamışlı olsun. Çabuk çabuk kola. Gamışlı. Günaydın Didem. Günaydın Barbie.
Dün arayacaktım seni ama numaran yoktu. Yaptıkların için teşekkür ederim. Şey, ben bir şey yapmadım ki. Zaten barışmamışsınız da. Keşke yaptığım plan işe yarasaydı. Sorun sadece sen olsaydın emin ol barışırdık Didem. Ama biz karşılıklı çok kırıldık. Tamir etmek de zaman alacak. Şey, peki siz şimdi bir daha barışmayacak mı? Kimse bilemez ki. Zaman gösterecek. Barbie, peki beni affedebilecek misin? Çoktan affettim bile. Gerçek. Gerçek. Hay bin kiremit aşkına. Ay bunlar resmen sarılmış. Ne oluyor burada? Yoksa seni boğmaya mı kalkıyor ha? Böyle boyuna sarılmış. Döveyim mi ha? Yok Beto. Yok bir şey. Sadece aramızda ufak bir anlaşmazlık vardı, onu hallettik. Ufak mı? Ortak adı nesi ufak? Kızı kadar çocuk. Ya arkadaşlar biz anlaştık diyoruz. Yani niye böyle yapıyorsunuz? Hadi sizinle de anlaşıp sınıfa gidelim. Hadi. Hani? Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Afet Hanım, fotokopici açılmış. İsterseniz verin sınav kağıtlarını çoğaltayım. Ben tamamen unutmuştum Bahar Yaşa. Tamamen çıktı aklımdan. Bir şey mi oldu? Ben sınav sorularını böyle dörde katlamam. Fotokopide iz yapar. Ben bunu rulo yapıp öyle koymuştum buraya. Yani? Yani fotokopiden vazgeçtik. Ben soruları söylerim, onlar da cevaplarını yazarlar. Tamam, anlaşıldı. Beton, ne yapıyorsun? Hadi, hadi gel vatandaş, gel! Tarih dersi soruları bunlar! 5 milyon! Şşş! Beton kızım, nasıl aldın ablamdan bu soruları? Orasını karıştırma eleman! 5 milyonu veren soruyordu! Ver! Ya madem soruları biliyordun, niye bize katiline söylemedi? Dostluk başka, iş başka be eleman! 5 milyon! Afet Hoca'nın soruları bunlar! Ver! Beton, ya da ver! Al be oğlum! Ver, sen de bana ver! Aç baba. 5 milyon al buradan. Almayan kaldı mı? Parasını vermeyen kaldı mı? Şşş, kıyafet oğlum. Abi oğlum ben söylerim. Abi dur be. Bir saniye. Şu balığı ahvarıma boyayayım da. Rank. Görevimiz tehlike gibi adamım ya. Abinim. Ne yapıyorsun sen orada? Ben şimdi şey ya bu şey. Bu elindeki ne? Balık. Demek Erman'ımı çalıyorsun ha, hırsız herif. Yok, vallahi öyle bir şey yok abinim ya. Zaten bu da Erman değil. İsterseniz yanından bakınız. Kes sesini salak herif. Zaten sinirim tepemde. Suçunu itiraf et. İtiraf ediyorum abim. Erman ölmüştü. Ben de yerine bu balığı aldım. He? Erman öldü mü? Çabuk söyle, kim öldürdü? Kazayla oldu akvaryumu temizlerken. Salak herif. Tabii ya, başka hangi salak öldürebilirdi ki? Zerzek. Zerzek abirim. Mendan. Bu ayki maaşına el koyuyorum. Ayrıca
Topladığın aşı paralarını ver bana. Geri kalanını da hemen topla. Yarın adamlar gelecek. Şey abirim, kimse aşı parası vermiyor ya. Ne demek kimse vermiyor? Şimdi şöyle oluyor abirim. Kimse aşı olmak istemiyor abirim ya. O paralar yarına kadar toplanacak. Yoksa başına geleceğini biliyorsun. Hadi defol şimdi. Defol abirim. Sağlıklarını da mı düşünmüyor bu çatlak kiremitler? 2,5 milyar para yatırdım ben. Eğer batarsam hepsini sağlığından ederim şerefsizim. Abinin balık. Arkadaşlar. Şişt, tamam. Geç yürü lan. Geç. İşimiz var. Günaydın. Sağ ol. Oturun. Bakıyorum bugün çakı gibisiniz. Dersimize çalıştık öğretmenim. Öyle mi? Sabaha kadar uyumadık öğretmenim. O zaman pelte gibi olmanız gerekmiyor mu? Çok çalıştık öğretmenim. Her şeyi biliyoruz diye böyle heyecanlıyız. O zaman kağıtlarını da çıkarmış bu çocuklar. O zaman bir eski bilgilerimizi tazeleyelim değil mi? Sorularımıza başlayalım. Soru 1. Kurtuluş Savaşı'nda cepheler. Soru 2. Sakarya Meydan Muharebesi'ni anlatınız. Konuşma, yaz. Soru 3. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır sözünü açıklayınız. Ama öğretmenim. Efendim? Öğretmenim, sorular bunlar değildi ki. Evet, değildi. Yani biz bunlara çalışmamıştık. Demek kafadarlar sizsiniz ha? Taksitle öğrencilik olmaz. Öğrencinin bilgileri beyninde tamdır. Gelecek ders tahtada zıplayan siz ikinizsiniz. Bununla geçiştireceğiz cezayı. Yaz soru 4. Amasya genelgesi kaç yılında yayınlanmıştır? Ruhi. Söyle bakayım sen kaç yıldır evlisin? Evli mi? Ne evlisi ya? Ama Ruhi ben ya. Kardeşim Ruhi, bir de sen beni yalnız bırakma. Ne olur kendine gel abla. Ruhi. Tamam, hatırladım Ruhi. Bak benim bu anketi yarına kadar yetiştirmem lazım. Sen evlisin diyorsam evlisin Ruhi. Tamam olur. O zaman Rüya ile evliyim. Rüya ile mi? Ver bakayım şu soruların cevabını sen. Canım Rüya. Senin utanmaz, senin ırz düşmanı. Sen kendi öz kardeşine yan göze bakmıyor, utanmıyor musun? Ne öz kardeşime? Benim öz kardeşim değil ki. 2, senin evlendiğin adamın kızı olması aramızda bir akrabalık doğurur mu? 3, bu bir çelişki midir? Bu üçünü istiyorum abla. Al sana çelişki, çık git bir daha da böyle geri gelme. Utanmaz. Gülürüm, ben cevabı aldım. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, öpeyim. Beni özleyeceksiniz artık biraz. Hayrola, intihar etmeye mi karar verdin? Hayır küçük. Sıkıldım Rüya'yı sevmekten ve gidiyorum artık. İyi akşamlar Donatello. İyi yolculuklar. Yoksa iyi akşamlar Rafael mi demeliyim senin ninja kaplumbağa? Biz evimize girelim Kerem. Hadi Keremciğim, siz evinize girin. Güzel güzel uyu, sütünü iç. Ruhi yine gelir buralara. Ablamdan gidecek yeri yok ya. 1, nereye gideceğim? 2, apartmanda başka ablam olabilir mi? 3, bu bir çelişki midir? Bunların cevabını istiyorum. Bakın ne istiyorum? Nereye gitmeliyim? Ruhi gidiyor. Ruhi gidiyor. İnanmıyorum. Mazinde bir tarih yatar. Yaşa Fenerbahçe. Ne mutlu... Dur! Afet'in sorularını çalmak ne demek bir anlat bakayım bana. Abla benim ödevim var gerçekten. Sen gel bakayım buraya. Önce bir bunu konuşalım. Sonra ödev sana o kadar kolay gelecek ki. Abla ne sorusu ya? Ben soru falan çalmadım. Çalmadın ama çalana da mani olmadın. Bir eğitimci ailenin evladı olarak utanç duymalısın bundan. Avukatımı istiyorum. Burada avukat da savcı da benim. Sana 1 hafta süreyle televizyon seyretme yasağı koydum. Abla popstar var ama. Çok konuşmuyorsun, derhal odana gidiyorsun. Yemek saatinde burada görüşüyoruz. Çok çileler çektim. Eşi bulunmaz. Hep içim attım. Sensin duyulmaz. Ders saati bitmek üzere. Çocuklar aşı olacaklar. Ama bu Haşmet Bey nerede? Memnun! Memnun! Keçi!
Buyurun amirim. Bu Haşmet Bey ve dadaşlar yani ekibi neredeler? Ne bileyim abilim ya, kendisini tanımıyorum ki. Çatlak kiremit. Eğer o adamlar gelmezse bütün aşıları kendi ellerimle yaparım. Ve hepsini sana vururum. Anlaşıldı mı zerzek herif? Zerzek amirim, anlaşıldı amirim. Hadi yürü. Yürü amirim. Tut şunu. Gidip tutayım bakalım. Amirim. Bir müddet daha burada bekleyeceğiz. Sağlık ekibi gecikti. Ayrılanı mahvederim şerefsizim. Benden paraların hepsini topladın mı? Topladım abirim. Buyurun abirim. Bir eğitim kurumu olarak bu mükemmel girişimimiz gözlerimi yaşartıyor Mennan. Abir ya, abirim ya. Yüce Rabbim abirim gözleri yaşarsın diye yaratmış. Maşallah ya, maşallah ya. Ekipler geldi amirim. Güzel. Ekibin bu kadınla ne işi var? Haşmet Bey nerede? Efendim, polemikslerin son postası da burada. Bu kolileri teslim almamız lazım. Ne diyorsunuz beyefendi siz? O ne demek öyle? Efendim, Sağlık Müdürlüğü'nden gelen görevli arkadaşlara bu polemiksleri piyasada illegal yollarla satılan polemiksleri bulduğunuzu ve acil bir şekilde devlete iade etmek istediğinizi anlattım. Ben mi? İade mi? Evet, iade. Bu ilaçların yasa dışı kullanımının hapiste cezalandırıldığını biliyorsunuzdur herhalde. Tabii biliyorum. Götürün bu pis şeyleri buradan. Biz ne yaparsak devlet için yaparız şerefsizim. Öyle değil mi Afet Hanım? Tabii efendim. Ben şu devlet için toplanan parayı rica etsem okul için harcanacak. Keşke herkesin bizim amirimiz gibi amiri olsa değil mi efendim? Böyle müdürler olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez şerefsizim.